Sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Evet, Galatasaray'a Yunanlılar tarafından yapılan davranışı şiddetle kınıyorum. Bir terbiyesizlik olarak görüyorum. Bu çok büyük bir ayıptır. Yunan yetkililerinden, makamlarından da özür bekliyoruz. Bu ülkemize yapılmış bir hakarettir. Çünkü şöyle ki Galatasaray hazırlık maçı, Olimpiyakos'ta oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a gitti. Ondan önce prosedür gereği PCR testlerini yaptırdılar. Bütün prosedürleri yerine getirip Galatasaray Atina Havalanı'nda indikten sonra havalanından geçişleri yapıp maç oynamak için bekleyecekti. Ama gelinen süreçte Yunan yetkililer Galatasaray'ın testlerini, PCR testlerini kabul etmeyi yeniden test yapacağız demişler. Galatasaray'da e, bu testler 4 saatten önce çıkmadığı için zaten o an kadar 2 saat havalanında beklemişlerdi. 4 saat daha bekleseler 6 saat havalanında beklemek Galatasaray gibi bir takıma e, çok büyük bir ayıp ve çok büyük bir yorgunluk olacaktı. Fatih Terim'in direktifiyle tekrar e, bir uçak çağrılıyor ve Galatasaray e, İstanbul'a hareket ediyor. Doğru olanı yapıyor. Galatasaray'ın dik duruşu nedeniyle ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray hiçbir şey kaybetmez, dik durdu, doğru olanı yaptı. Çünkü dediğim gibi bütün prosedürleri yerine getirmesine rağmen Yunan makamlarının yaptığı bir ayıptır. Ben özür bekliyorum. Galatasaray'ı da spor bakanımız da açıkladı. Sonuna kadar Galatasaray'ın arkasında biz ülke olarak. Çünkü sonuçta Avrupa'da ülkemizi temsil edecek Galatasaray ve diğer takımlar gibi Avrupa'da ülkemizi temsil eden bütün takımların sonuna kadar arkasındayız tabii ki. Ee, üzücü bir olay. Galatasaray ciddi bir hazırlık maçı yapacaktı PSV Eindhoven maçı öncesinde ama olmadı. Sağlık olsun. El işte bir hayır vardır diyelim ama yapılan bu terbiyesizliğiyle Galatasaray'a yapılan bu de şiddetle kınıyorum. Evet sevgili Galatasaraylılar. Ee, transferde neler var? Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Gün boyu önemli bilgiler edindim. Bunları ee, tek tek e, tuttuğum notları sizinle paylaşacağım elbette ki sabırsızlanıyorsunuz. Öncelikle Transfer TV Plus kanalında gösterdiğiniz ilgi için gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, kanalda en çok Galatasaray videoları izleniyor. Galatasaray her videoda yeni rekorlar kırıyor. beğeni rekorları kırıyorsunuz. Bunun için teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunuzu, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu her videoda belgeliyorsunuz. Ama bütün Galatasaraylıları ben Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Yani daha da büyümemiz lazım. Ee, o yüzden hala çevrenizde Transfer TV Plus kanalından e, haberi olmayan arkadaşlarınız varsa onları da teşvik edin. Onlar da Transfer TV Plus kanalına abone olsunlar. Ve Galatasaray'da olup biten her şeyi, bütün transfer gelişmelerini ilk Transfer TV Plus kanalından duymanın ayrıcalığını yaşasınlar. Evet Fatih Terim transfer beklentisi içinde PSV maçına kadar Getson Fernandez'i ısrarla istiyordu. 8 numaraya çok ihtiyacı vardı takımın. Ama Jorge Jesus Benfica'da sağ kenarda bile o, denemeye başladı. Getson Fernandez'i memnun durumundan. Ama Benfica'nın ben yine de Rui Costa geçici başkan oldu. Çünkü asıl başkan ev hapsinde şu anda. Ee, o yüzden Rui Costa e, başkanlık makamına vekil et, vekaleten yürüttüğü için şu anda hiçbir futbolcunun çıkışına da izin verilmiyor. O yüzden Getson Fernandez işi biraz uzayacak gibi duruyor ama oyuncu Galatasaray'da Fatih Terim'de çalışmak istiyor. Ben eninde sonunda lig başlamadan önce Getson Fernandez'in Galatasaray'a katılacağını düşünüyorum. Ee, Fatih Terim'in istekleri tabii ki sol e, bek transferini ısrarla istiyor. Çünkü Saratçı'yı gönderdi Leipzig'e. Performansından memnun değildi. Bu konuda kimler vardı? Aleoski vardı. Aleoski ile Nisan ayında tıpkı Draxlerle olduğu gibi anlaşılmıştı aslında. Prensipte anlaşılmıştı ama Galatasaray'ın seçim sürecine girmesi, Fatih Terim'in e, yönetimde soğuk savaşa girmesi, ka, karşılıklı sözlü atışmalar derken seçim süreci... Ee, ve bu oyuncular da çekinceleri nedeniyle e, Draxler PSG ile 3 yıllık sözleşmesini uzatmıştı. Aloski'ye de Leeds United e, cazip şartlar e, öne sürerek sözleşmeni uzatalım demişti. Aloski e, Euro 2020'de de e, iyi bir performans gösterdi. Çok önemli bir sol bek, çıkışları çok iyi olan, süratli, e, akıllı, zeki bir oyuncu. Aloski Trabzonspor'da istiyor. En son bugün Fenerbahçe'de devreye girdi. Yani CSKA e, Moskova'da istiyor. E, de işler zora girince Galatasaray Van Anlot'a yöneldi. Van Anlot'un istatistikleri aslında çok iyi değil o Hollandalı oyuncunun ama şu anda Galatasaray'ın aşama kaydettiği sol beklerden biri. Alex Morane var, Mario Rui var. Yani sol bek transferini bir an önce Galatasaray bitirmek istiyor. Onun dışında da 8 numara transferi tabii ki önemli. E, diğer mevkiler de var tabii ki. Başkan Burak Elmas'la Fatih Terim'in yaptığı Kasımpaşa maçından sonra bir araya geldiler ve oradaki transfer görüşmelerinde de e, şunlar konuşulmuş 8 numara 10 numara transferleri Tabii ki önemli e, sabek önemli Çünkü Omar'ın durumu malum olduğu için e, bir yedek sabek e, Saratçı gittiği için Solbek Taylan sakat olduğu için bir ön libero, geç konusu şu anda sonuçlanamadığı için bir 8 numara Belhanda'nın yerine bir 10 numara e, Onyekuru'nun yerine de bir kanat oyuncusu transferi e, bitirmek zorunda e, bu konuda görüş alışverişinde bulunmuşlar başkanla. Başkan da transfer çalışmaları için Fatih Terim'in verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini söylüyorlar. 10 numaralı Melkiye Slav Yapırak'tan e, Stancu için görüşmeler sürüyor. Bunu ilk kez Transfer TV Plus kanalından duymuştunuz. Oyuncu için Slavia Prag beklentisi 7.5 milyon euro Galatasaray 4 milyon euro artı bonuslarla birlikte 5.5 milyon euroya kadar çıktı. Tarafların tarafların ortak noktada buluşacağı söyleniyor. Hacı aracılık yapıyor çünkü bu transferde Hacı devreye girdiği için ben bu transferin biteceğini düşünüyorum. Geçen yıl müthiş bir performans gösterdi oyuncu Slavia Prag'da çift çift rakamlı hanelerde gol ve asist ürettiği için çok değerli bir oyuncu. E, yetlin konusunda Fatih Terim, Yetlin'in çok güven vermediğini düşünüyor. E, Omar zaten ne zaman döneceği belli değil ama Fatih Terim sahip çıktığı için e, büyük bir teknik direktörlük örneği gösterdi. E, vefa gösteriyor, oyuncusuna sahip çıkıyor. E, Larsen'le görüşülüyor ancak rakamlar yüzünden geri adım atıldı biliyorsunuz. Sağ bekleti çalışmalar var ama birinci öncelik şu anda değil. E, Mustafa, Mustafa çarşamba günü Türkiye'de olacak. Ee, ve Brezilya üzerinden değil, Hollanda üzerinden İstanbul'a gelecek. Hemen takıma katılacak. Ee, Onyekuru'nun bonservisi alınmadı. Çünkü 4 milyon 350 bin euro verilmesi gerekiyordu satın alma opsiyonu olarak. Ama Fatih, Fatih Terim'in ve yönetimin kararı 2-2,5 milyon euro. Çünkü e, Onyekuru'ya ne Türkiye'den ne de yurt dışından bir talip gelmedi. E, Monaco'da oyuncuyu kullanmak istemiyor. O yüzden 2-2,5 milyon euroya verirlerse Monaco oyuncu. İki ben vereceklerini düşünüyorum. Onyok'u gelecek. Ama o, o olmasa bile e, sezona Kerem'le başlamayı düşünüyor Fatih Terim. ile ilgili bir haber var. Falcao Galatasaray için Kopa Amerika'ya gitmedi diye. Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmaya evet elbette ki niyeti yok. Çeşitli formüller üretiyor Galatasaray ama Galatasaray'dan yıllık kazancı bonuslar dahil bugün öğrendiğim rakam 7,5-8 milyon euro arasındaki bir rakam. Dünyanın hiçbir kulübü 7,5-8 milyon Euro, şu anda 8 milyon euro Rademal Falcao'ya vermezdi. Kolombiya ee, Milli Takımı Teknik Direktörü e, Reynaldo Rudea, e, Copa Amerika'ya kendisine davet gönderdiği, Falcao'nun sol bacağındaki kas sakatlığının tam olarak geçmediğini ileterek, bu davete teşekkür ettiği bildiriliyor. E, Falcao'nun e, Rudea, yani Kolombiya e, Milli Takım Teknik Direktörü'ne Kariyerinin sonunda Katar'da olmak için bu sezon Galatasaray'da sürekli forma giyip goller atması gerektiğini söylediği iddia ediliyor. Ama Katar'dan zaten teklif geldi ama kabul etmedi Falcao. Bu yüzden Copa Copa Amerika maçları için kendisinin mazur görülmesini istediği belirtiliyor. Ama ben çok inandırıcı gelmedi çünkü Katar'dan teklif gelmesine rağmen kabul etmedi. Hatta Galatasaray Braga'ya da teklif etti Falcao'yu ama Falcao bu ücretleri alamadığı için. Hatta yıllık kazancının bir kısmını da Galatasaray'a karşılamayı taahhüt ediyor. Buna rağmen gitmiyor. Çünkü İstanbul'da mutlu yata yata para kazanıyor. Ee, River Plate'in bir ilgisi vardı biliyorsunuz. Ama pandemi nedeniyle hem Arjantin'deki ekonomik sorunlar hem de Covid nedeniyle, pandemi nedeniyle River Plate'in teklifini de kabul etmiyor. Arjantin'e dönmek, Arjantin'e gitmek istemiyor. Ee, Roni Lopez olayı var. Marka gazetesi yazmış. E, Onyekulu'nun satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray diyor. Kanat oyuncusu aramaya devam ediyor. İspanyol marka gazetesinin iddiasına göre bu isimler arasında Sevilla'nın geçen sezon Nice e gönderdiği Roni Lopez yer alıyor. E, Roni Lopez için Olympiakos da devredeymiş. E, bunu da söyleyelim. Galatasaray'ın Luis Abraham iddiası ki ben bunu iki ay önce Transfer TV Plus kanalında sizlerle paylaşmıştım Galatasaray, sevgili Galatasaraylılar. Tekrar gündeme gelmiş Luis Abraham. E, Peru'nun El Bacon gazetesinin haberinde Luis Abraham Vele Sars ile, ile sözleşmesi sona erdikten sonra bon servisini elinde tutuyor. Şu anda bon servis problemi yok. Ama bon servis problem olmayan oyuncuların da imza parası oluyor biliyorsunuz. Ee, savunma oyuncusu e, takıma veda etti. Şu anda Avrupa'da birçok kulübün gözünde deniyor. İspanya'dan Celta Vigo en çok ilgilenenlerden biri. Ancak Galatasaray ve Cagliari'nin de e, bu oyuncuyla yani Luis Abraham'la ilgilendiği söyleniyor. Inter'in onunla imzalayıp başka bir kulübe kiralayacağı konuşuluyor deniyor. Bakalım göreceğiz ama Luis Abraham Galatasaray'ın gerçekten radarında olan bir oyuncuydu. Galatasaray'da Van Andot ile ilgili bir istatistik var. O yüzden dedim bana tuttu yerine Alioski'yi transfer etmesi gerekir Galatasaray'ın diye. Galatasaray'ın Crystal Palace'dan Van konusunda aşama kaydettiği biliniyor. Evet. E, Van son 5 sezonda oyuncu 30 yaşında Hollandalı Solbek. son 5 sezonda toplam 10 asist yapabilmiş. Bu sezon 18 maçta 1504 dakika oynamış. Bir asisti var. 12 kilit pas vermiş. Yani çok iyi istatistiği yok ve Crystal Palace'dan da Vergiler düşünce yılda 1.750 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon euro kazanıyormuş. Bu kazancın altında da Galatasaray'a gelmeyeceğine göre ben olsam Van Allen değil de Aloski'yi transfer ederim. Evet, e, onun dışında Stancu konusunu e, az önce söylemiştim. E, Galatasaray ciddi anlamda bu oyuncuyu istiyor. 28 yaşında Nikolaos Stanku'yu. Sparta Pırak'la görüşmeler sürüyor. Hacı aracılık yapıyor. Ben bu transferin bitebileceğini düşünüyorum. Çünkü Hacı Schneider etkisi gösterebilecek kalitede bir 10 on numara. Galatasaray'ın da on numara ihtiyacı var. E, Paulinho işi zora girdi. Vidal yine gündeme geldi diye bir haber öğrendim bugün. E, Arturo Vidal. Daha önce zaten bunun videosunu çekmiştim. Tekrar gündeme gelmiş. <laughs> e... Yani Şili'de ta tatildeyken oyuncu, La Gazzetta de la Sport'un iddiasına göre Galatasaray, e, Meksika ve Flamengo'nun yanı sıra Boca Juniors'un da ilgisi ortaya çıkmış bu oyuncu ile ilgilen. Inter'in de şu anda mali durumu iyi değilmiş. Vidal'in diğer meslektaşları ile birlikte, Simona Inzaki'nin şu anda yönettiği kulüpten ayrılmakta başka seçeneği yok deniyor. E, ve Alex Vidal. ancak diyor Galatasaray... E, Vidal'ın masraflarını karşılamaya evet derse bu transfer gerçekleşebilir diyor. E, Paulinho konusunda rakam yüzünden bir aşama kaydedememişti Galatasaray. E, Aleksis'e de, de yöneldi diyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım. E, Makamba iddiası var yine Galatasaray ile ilgili. Galatasaray'ın bir kez daha Aston Villa'nın yedek ön liberosu Nakamba ile ilgilendiği iddia ediliyor. Zimbabwe'den Herald gazetesinde yer alan haberde Nakamba buruş formasıyla 35'lik maçına çıktı. Liverpool'dan Galatasaray'a kadar Avrupa'nın her yerinden büyük kulüplerle bağlantı halinde dönüyor ve e, her sezon olduğu gibi Galatasaray başta olmak üzere pek çok üst düzey Avrupa takımı onun e, on, onun futboluyla onun e, onunla ilgileniyor diye bir haber yapılmış. Evet sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalında günün transfer gelişmelerini izlediniz. Ee, bu videoları izlemek için Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atmayı da ihmal etmiyorsunuz. Soru görüş ve de bekliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Yarın yine transfer haberleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.